Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Kart Simülatör 2'ye devam ediyoruz. En son biliyorsunuz villamızı almıştık. Şu 2 milyonluk havuzlu büyük garajlı villamızı. Daha sonra arabalarla doldurduk içini. Ve bugün de abi aslında alırken çok severek aldığım bir araç vardı biliyorsunuz. Tesla. Model S mi bu? S'ti sanırım ya da fark etmez. Model S olması lazım. Çok severek almıştık. Hatta taksi olarak kullanmıştık ama abi ben bu arabadan ya memnun değilim. Şimdi bugün hem bu memnuniyet niye memnun değilim onu göstereceğim. Göstermeye çalışacağım. Bu arada evimize gideceğiz. Evi bir kontrol edeceğiz. Bayağıdır gitmedik. Her şey yolunda mı? Kontrol ettikten sonra taksi çıkması Tesla'yı satacağım arkadaşlar. Tesla'yı artık satacağım çünkü kullanırken aracı böyle bir dönüşleri, bir freni falan bir garip arkadaşlar. Bir hoşuma gitmedi niyeyse. Göstereceğim ama önce bir şey alsak mı? Depoyu fullesek mi? Abi fulleyelim. Hem de şundan dolayı fulleyelim diyorum. Satarken belki full depo verince, depo değil gerçi de bu. Full şarj verince belki biraz daha çok para verebilir arkadaşlar. Şimdi önce araçtan ben bir iniyorum. Abi Tesla dediğim gibi çok severek aldık ama yani bir sıkıntı var arkadaşlar ya. Böyle bir hoşuma gitmiyor. Sürüş zevki yok. Ne oldu abi? Tamam açtık abi soketi de. Ama şeyi göremedim bir dakika. Ha tamam öbür taraftan göstermedi. 3300 ucuzmuş. Şarjımızı fullleyelim. Arabayı birazdan test yapacağım. Test edeceğim ufak bir şekilde. Daha sonra evimize gideceğiz. Evi kontrol edip oradan da artık bildiğiniz taksi olduysa taksiden sonra araçlar taksi çıkması diye satılıyor. Bu da taksi çıkması bir elektrikli arabamız Tesla'yı satacağız bugün arkadaşlar. Hem de bir ne kadar para alacağız. Hem de full şarj vermiş olacağım. Temiz bir şekilde vereceğiz arabayı. Bakalım ne kadar kazanacağız bu araçtan. Göreceğiz. Abi arabamı ben bir çalıştırayım. Arabanın olayı şu abi bakın. Sessiz. Bak mis gibi. Hiç kafanız ağrımıyor. O kadar güzel ki hatta dur şöyle yapalım. Diğer tarafa doğru gidelim. Oradan döner eve geçeriz. Şimdi abi bakın. Araba çok sessiz. Onda sıkıntı yok. Hızlanması fena değil. Hiç yükseltme yapmadık sonuç olarak biz bu arabayı. Ona rağmen gayet güzel bir hızlanması var. Ben şu dönüşü sevmiyorum abi. Yani dönüşleri bir abi böyle bir hantal gibi geliyor. Yani dönerken zorlanıyorum gibi geliyor. Bir yavaş dönüyor. Bir kötü bir dönüşü var. O yüzden çok sevmiyorum. Bir de frenlerini bir tık sevmediğim için benim en başlıca sebebim arabayı satmak için iki sebebim bu. Birincisi dönüşü abi. Yani dönüşü ya bilmiyorum bir hoşuma gitmiyor. Yani diğer arabalar gibi rahat dönemiyorum bunda. Bir o benim hoşuma gitmiyor dediğim gibi. Hem de biraz da frenlerinden dolayı sıkıntı var. O iki özellik benim bu arabayı satmaya itti. Yani dönüşü abi bak mesela burada benim yani şey yapmamam lazımdı. Yani şuradaki kaldırıma da çıkmamam lazım, vurmamam lazımdı bu kadar düşük bir hızda ama dediğim gibi bir şeyi yok ya. Böyle bir kontrol konusunda birazcık hoşuma gitmiyor bu araç. Ve de taksi yaptık bunu. Taksi çıkması. Arabanın değerini iyice öldürdük. Bir araç taksi olursa hani çok kilometre yapılıyor ya. O yüzden de şey yapılıyor. Fiyatı düşüyor arabanın ve herkes almıyor. O yüzden daha da arabayı kökertmeden. Önce villamıza geldik mi? Geldik aynen. Bir villamızın bir kontrolünü yapacağım. Ondan sonra hemen aracı satmaya geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi abi bu arabayı içeri park edebiliyor muyuz? Park edemeyiz gerçi ama ben yine de bir içeri bir gireceğim. Abi arabamızı stop edelim. Kapımız açılsın. Şimdi hem görmeyenlerin tekrar bir hatırlatma olsun. Supra'mız vardı, Chiron vardı, i8 vardı, Venono vardı ve G63 6x6 aracımız vardı. Gerçekten abi çok güzel bir evimiz var. Odamız çok az biliyorsunuz ama garaj olarak çok güzel. Ne bileyim lastikler, önünde havuz, komple cam, koltuklar falan harika bir evimizin garajı var. Bayağı da güzel bir yerdi. Şu an bir sıkıntı yok evde. Yani yukarı kata çıkmadım ama orada bir problem yok. Zaten bir tane odamız var. Burada başladığınızda oyuna o odadan başlatıyor. Sizi yatak odası var. Şura mıydı abi? Şuradan bir yer, şuradan başlatıyor sanırım. Şuradan bir yerden başlatıyor ya da şu da olabilir. Evimiz güzel. Evde sıkıntı yok. Tesla dediğim gibi bu yüzden Tesla'yı ya bir satayım diyorum ya işte. Yani bileyim taksi çıkması hem de birazcık
Değeri de düşecek ama bir dakika, bizim yıkama yerimiz soldaymış. Bir de arabayı yıkayacağız. Hem full şarj vereceğim neredeyse, hem de aracı temizleyip vereceğim. Belki fiyatın artmasında biraz iyi olur diye düşünüyorum. Polisi bekleyeceğim abi. Polis geçsin. Hadi polis abi geç. Geç. O kadar yavaş gidiyor ki var ya. Yani anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Abi polisin arkasından değil, sollayacağım, yavaştan gideceğim ama hızlı gitmeyeceğim. Son dakika arabayı bağlamayalım. Aynalar çalışmıyor maalesef. Bir bakayım şöyle. Abi şu mavi radardan çıktığınız zaman korkmayın. İsterseniz 300'de gidin, hiç sıkıntı olmuyor biliyorsunuz. Radardan çıkana kadar sıkıntımız. Tamam, sıkıntı yok. Araç yıkama yerimize geldik. Aracımızı güzelce bir temizletelim. Ardından da aracı satmak için yavaş yavaş gideceğim. Ya bir yandan çok satmak istiyorum, bir yandan ya acaba satmasak mı diyorum ama taksi yaptık abi bir kere bu arabayı. Ya öldürdük parasını. 5000 mi? Yapacak bir şey yok. Önce arabamızı stop edelim. 5000 verdim ve araç yıkama şu an için başladı. Öldük çocuk. Durulacak güzel bir şekilde. Evet, vereceğim. Biraz fiyatını aşırı gibi geliyor. Göreceğiz. Aracı alacakları götüreceksiniz. Fiyat verecek, merak ediyorum. Hatta o günümüzde inanın hatırlamıyorum. Bilenler varsa hiç aklımda bir uçak kaldı. Ya niye buradaki polis oldu bu arada? Araç gidiyor, bir iki polis geldi şu an. Yakalatmak istemiyorum. Aman abi, sıkıntı olmasın durduk yere. Otomatik araba çalıştı. Normalde kontağı kapatmıştık. Otomatik kendisi çalıştı. Abi araç yani görüntü güzel ama dediğim gibi ben biraz o dönüş olaylarını beğenmediğim için, frenini beğenmediğim için satacağım. De taksi yaptık abi. Taksi yaptığımız için ayrıca bir satma olayı var içimde. Şu geçsin öyle çıkacağım. Hadi abi Golf hadi. Polisin arkasına gitmek istemiyorum çünkü. Şahane ya. Sağ şeritten gideceğim. Yavaş yavaş arabayı satmayayım diye birazcık geri geri gidiyor ayaklarım. Bakalım kaç verecek. Yani biz bu arabayı muhtemelen yani 500 binin üzerinde değildir fiyatı. Ona eminim. Yani muhtemelen 300-400 bin civarı bir parayı aldık biz bunu diye düşünüyorum. Ne oluyor abi? Aa, polise vura vura gidiyor. Abi bu saçmalıkla bir türlü şey olmadı ya. Yani polise ittire ittire gidiyor. Daha önce biliyorsunuz bunu görmüştük. Yani araca ite böyle götürüyor abi. Çok saçma. Ama var yani, bunlar düzelmedi. Bizim arabamız Tesla elektrikli abi. Hemen gider şarjımızı doldururuz. Benzin bitti yok. Ne bileyim mazot bitti derdimiz yok. Elektriği veriyorsun, istediğin gibi gidiyorsun. Ama tabii ki o da para. Bedava değil. Abi bizim araç satış yerimiz daha mı ilerideydi ya? Aynen şurada. Abi bir tane mi araç satış yeri vardı bizim ya bu arada? Aynen bir tane. Keşke bir tane daha olsa oraya götürürdük ama tek araç satış noktası var oyunda. Oraya gideceğiz mecburen. Bakalım sizin şeyiniz ne? Tahminleriniz ne? Yani ne kadar verirler bu arabaya? Ben de merak ediyorum. Kaça aldığımızı hatırlamasam da 500 binden aşağı aldığımızı tahmin ediyorum. Yani 500 bin üzeri bir şey değildir bunun fiyatı. O yüzden muhtemelen biz bu arabayı 350-400'e falan almışızdır. Ama satarken ne edecek bilmiyorum. Abi adam ezeceksin. Yürü ya. Yürü abi. Lada abi, trafikte çok fazla Lada var. Ve araç satış yerine geldik gördüğünüz gibi. Bakalım ne verecek, merak ediyorum. Vallahi merak ediyorum. Umarım iyi bir fiyat alırız. Gerçekten bu arabayı bedavaya vermek istemiyorum. Abla orada bekliyorsun da. Bize iyi fiyat vereceğim mi bilmiyorum. Dur benim şuna bir yanına bir gideyim. Belki bir konuşma penceresi falan çıkar. Bir şey çıkar. Ya. Aman. Merhaba. Bak taksi çıkması bir Tesla'm var. Şöyle güzel bir para verirsen satayım sana bunu. Dilini yutmuş arkadaşlar. Konuşmuyor. Ve aracımız gördüğünüz gibi Tesla. Satacağız. Artık yapacak bir şey yok. Bu araç gitsin abi. Buradaki arabalar neymiş bu arada? Takas maksat edebileceğiniz bir şey var mı? Abi burası hep böyle eski arabalar satıyor ya. Hani hiç böyle yeni lüks araç yok burada. Hep eski araçlar. Şöyle görün abi tekrardan. Abi şu cisel ne ya? Gitsin şu. Heh, yok geri geldi. Neyse.
Hazır mıyız abi? Artık daha fazla tutmayacağım. Gidelim abi. Bizim bir sürü arabamız var. Tesla'ya mı kaldık değil mi? Gider onları kullanırız. Artık bir fiyatını öğrenme zamanı geldi Tesla'nın. 108.300. Arabayı bir stop edeyim. 108.300 para verdi arkadaşlar. Veriyor yani. Daha satmadım. Yani 108.300 arabayı kaç aldığımızı hatırlamıyorum söylediğim gibi. Hani 350'ye falan aldıysak yani gene bir tık idare eder. Genelde zaten çok ucuz veriyor. Yani bu araç satış yeri aldığımız fiyatın çok altında fiyat veriyor ama taksi çıkması bir Tesla olduğu için yani sonuçta arabaya yüzlerce kişi bindirdik. Tabi araç da daha çok yıprandı. Koltukları falan ister istemez daha eski normal bir araç kullanana göre. Ve biz bunu satacağız abi, yapacak bir şey yok. 108.300 liraya Tesla Model S taksi çıkması aracımızı satıyorum. O otomatik G63'e attı bizi. Ha şeye bakacağım. Dur. He yok, ben şey düşündüm ya. Şimdi buraya mesela aracı sattığımız acaba buraya ekleyecekler mi falan ama öyle olmuyor. Bir de buna bakalım mı gelmişken. Ne verecek buna? Abi saçmalık ya. Bak gerçekten saçmalık. Tesla ya. 108.000 buna 79.000 mi veriyor? Abi bu araç satış yerinin fiyatlarının düzelmesi lazım. Çok saçma gösteriyor gerçekten. Çok bence saçma yani. Çok düşük gösteriyor. Bazı arabalara olduğundan düşük, bazısına yüksek veriyor. Biraz saçma. Gitti abi Tesla. Tesla'yı sattık. Şimdi bizim bu aracımız hangi garajdaydı? Ha, offroad bölgesindeydi. Gidelim biz bunu garajına bırakalım. Daha sonra bakalım abi. Şimdi soldan devam ediyorum. Hatta direkt şu offroad bölgesindeki şu uçuş yerimizden oradan uçmaya çalışacağım. Ardından da aracımızı garaja bırakıp bitireceğiz. Bugün dediğim gibi bazı özelliklerden dolayı sevmediğim taksi çıkması Tesla'yı sattık. 108.000'de paramızı aldık abi. Şurada bir altın var. Abi kaç seferdir denk geliyor. Alamıyorum. Şimdi dönüp alacağım onu. Bir arkadaşım yazmış. Abi hiç altınları toplamıyorum falan diye. Yani özellikle altın toplama hiç yapmadım ama şöyle bir şey yapabiliriz. Böyle alırız aracımızı. Oyundaki altınların yerlerini bulup tek tek toplamaya gidebiliriz mesela bir gün. Şu an kaç tane olmuş ona bakacağım. Abi zaten 6 tane kalmış. Nasıl toplamıyor diyorum bana ya. 39'unu toplamışız zaten. Kalmış 6 tane. Koca şehirde haritada 6 tane kalmış. Kala kala zaten toplamışız hepsini. Daha ne yapalım? Gerek yok. O zaman denk geldik. Canım 6 tane kalmış. Çok olsaydı ayrı bir böyle seri gibi bir şey yapabilirdik ama zaten bizim alacağımızı almışız. Toplayacağımızı toplamışız. Daha bir şey neredeydi ya? Daha var mı? Birkaç gördüm. Gördüm abi. Yalnız G63'te ne iyi gidiyor ya. Var ya ne güzel gidiyor. Burada hangi arabamız vardı bizim? Dur bakayım. Burada herhalde bütün arabaları biz diğer tarafa aldık. Burada araç kalmamış olabilir. Yok burada bir araç var. Ne o? Toyota AE86 Drift King. Abi tabii biz bu arabayı burada unuttuk. Bu arabanın yerini bir yere koymadık. Neyse on olmadı, sonra bir bakacağız çünkü arabanın henüz yükseltmesini yapmadık arkadaşlar. İstediğimiz gibi bir drift yapmıyor bu araba. Ben bu arabayı bir gün full drift yapacağım, yani full drift diyorum yani full yükseltme yapacağım ve bu arabanın daha sonra bir drift performansına bakacağız. Şu an bu arabayla çok fazla drift yapılmıyor maalesef. Bir fullleyeceğim. Fullledikten sonra bu araba nasıl gidiyor ve nasıl güzel drift yapıyor göreceksiniz. Ona da yakın zaman içerisinde bir bakacağız arkadaşlar. Durum bu şekilde. Taksi çıkması Tesla'mızı satmış bulunuyoruz arkadaşlar. Artık yeni arabalar gelecek. Yorumlarda çok yazılan bir araba vardı. 3 harfli. Onu alacağım en yakın zamanda. Onu da söyleyeyim. O araba çok isteniyor. Benim de istediğim arabalardan. O arabamızı alacağız ve devam edeceğiz. Artık yeni güncellemeler falan gelirse de bomba gibi olur bu süreçte. Bugünlük bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.